Eymir Gölü, Ankara'nın Gölbaşı sınırları içinde yer almaktadır. Gölbaşı ilçesinin isminin kaynağı da olan iki gölden biridir. Diğeri de Mogan Gölü'dür. Bulunduğu arazi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne aittir. Eymir Gölü, doğal güzellikleri olan, kış aylarında da donması halinde hoş bir manzara ortaya koyan bir göldür. Her mevsime göre ayrı bir güzelliği vardır. ...1960'lı yıllarda Kemal Kurdaş'ın çabalarıyla Ankara Eymir Gölü'nün çevresi ağaçlandırılmıştır. ...1910 yılında aşırı yağış sebebiyle Eymir Gölü ve Mogan Gölü birleşerek tek göl haline gelmiştir. Eymir Gölü, Mogan Gölü ile beslenmektedir. Ankara, Konya karayolu altından geçen bir kanal sayesinde beslenir. Eymir Gölü ve Mogan Gölü arasındaki uzaklık mesafesi 12 kilometre kadardır. Eymir Gölü'nün çıkışı İmrahor Vadisi tarafındadır. 1910 yılında aşırı yağış oluşması nedeniyle Eymir Gölü ve Mogan Gölü tek göl haline gelmiştir. İki göl de set gölleridir. Eymir Gölü'nün ortalama derinliği 3.80 metredir. Gölün uzunluğu 11 kilometre, genişliği 0.35 kilometredir. En yüksek derinliği 5 metredir. Kıyılarında çeşitli balıklar yetişmektedir. Gölün çevresi tarımsal arazidir. Eymir Gölü 160 çeşit kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Paspaş ve dik kuyrukların en önemli üreme alanlarından birisi de Eymir Gölü'dür. Birçok su sporu ve spor yapılan bir bölgedir. Eymir Gölü'nde patka, bahri, yeşilbaş ördek, elmabaş ve sakar meke en çok görülen kuş türleridir. Yürüyüş yapmak ve temiz hava almak için oldukça çok tercih edilen bir alandır. Dört mevsimde ziyaret edilebilir. Manzara oldukça güzeldir. Gölün kenarları tepelerle çevrilidir ve kısmen de olsa şehir bölgesinden uzaktır. Şehir gürültüsünden kaçmak isteyenler için şehre en yakın adreslerden biridir. Ankara Oran bölgesine yakın bir bölgededir ve ulaşımı oldukça kolaydır. Eymir Gölü içerisine araba ile girmek mümkündür. Yaya olarak uzak mesafe olabileceğinden günlük ya da saatlik bisiklet kiralamak da mümkündür. Bisiklet kiralama ücretleri saatlik 15 ile 30 TL arasında değişmektedir. Eymir Gölü
bölümü Egon'un 190 hat numaralı otobüsü ile veya Oran'a toplu taşıma ile gidip TRT binasında inip taksiye bineceksiniz. Ya da Gölbaşı otobüs ve dolmuşları ile Haymana kavşağına kadar gelip oradan taksi ile devam edeceksiniz. Taksi ücreti yaklaşık 20 TL'dir.